Ben gelecekte şöyle bir şey düşünüyorum. Küçük kafalı, büyük vücutlu insanlar. Kanserin tedavisi kemoterapi. Bunu inkar etmek, böyle bir saçmalık olamaz. Bu bir salaklık. Hep yemek üzerine kurulmuş hayatlar. Hep ne var piyasada dikkat ettin mi? Yiyin. Hep yiyin. Oytun'un tarzıyla minnoş bir hayat yaşaman gerekiyor. Kendi bildiğimi yapan dersen o zaman Pandora'nın kutusunu açarsın ve gül gibi tümörle karşılaşırız. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç tanenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Alzheimer bir salgındır. Otizm salgını gibi. Gelecekte çok insan Alzheimer olacak. Kitaplarda şöyle yazardı. 75-80 yaşından sonra o Alzheimer riski %50'dir. Yani iki kişiden bir kişi. Biz şimdi burada 4 kişiyiz. İkimiz Alzheimer olacak. Adını unutacaksın. Çocuğunun adını unutacaksın. Evinin yolunu unutacaksın. Yutmayı unutacaksın. Böleceksin. Bu Alzheimer salgını başladı. Neden dersen besinler yüzünden. İnsanlar korkunç yanlış besleniyor. Obezite 10 insandan 3'ünde 4'ünde var. Obezlerin çoğu bunayacak. Çünkü insülin direnci bunamada en önemli etken. Bir de bu abur cubur yiyenler. İşte hamburgerdir, işte pizzalardır, o işte gazlı içecekler, bu şekerli sodalar. Onlar bir felakettir. Bir de gıda katkı maddeleri, bir de gıda koruma maddeleri. Artık yoğurdun içerisinde katkı maddesi var, peynirin içerisinde bozulmasın diye. Ben bazen bakıyorum mesela, bir aldım ekmek 2 ay bozulmuyor. Mümkün mü bu? Nasıl olur bu? Bu nasıl oluyor? Çünkü içerisinde katkı maddesi var. Peki o katkı maddeler ne yapıyor vücudunda? Narin hücreleri öldürüyor. En narin hücre de sinir hücreleri. Onun için Alzheimer çok artacak. İnsanlar unutacaklar. Ben gelecekte şöyle bir şey düşünüyorum. Küçük kafalı, büyük vücutlu insanlar. Büyük vücutlu, obez yani. Evet. Küçük kafalı ne? Beyinleri az olan insanlar geliyor. Süt %90'ı su olan bir şey. Ama içinde kalsiyum var mı? Evet. Protein var mı? Evet. Sütün içinde kazein var. İnsana yabancı bir protein. Kazein de alerji yapan bir şey. Süt 1 yaşından sonra bir yararı yok. 1 yaşına kadar çünkü bağırsaklarda böyle bir enzim var. Laktaz enzimi. Süt şekeri de laktoz. O bir yarar sağlıyor. O zaman süt çocuklar içindir diyebiliriz. 1 yaşına kadar. Bilemedim 1,5 yaşına kadar. Ben süt içiyor muyum? Evet. Arada sırada bir bardak içerim. Ama süt yerine yoğurt ve peynir tüketmek, yani fermente gıda tüketmek daha iyidir. Her zaman şunu söyleyeyim. Günde 0,5 litreden fazla inek sütü içmek iyi bir şey değildir. Çünkü o ineğin sütüdür. İnek sütü çocuklara diyabet dahil, şeker hastalığı dahil birçok hastalık riskini, MS riskini bile arttırıyor. Hatta romatizmal hastalıkları bile arttırıyor. Onun için günde bir bardak süte varım. O da zevk için. 200 mililitre. Onun dışındaki fantazi olur, yanlış olur. Bugün şu anda kanserin tedavisi kemoterapi. Daha iyisi var mı? Var. İşte immünoterapi çıktı, kanser aşıları çıkıyor. Ama şu anda bildiğimiz bu. Bunu inkar etmek, böyle bir saçmalık olamaz. Bu bir salaklık. Bu bir saçmalık. Böyle bir şey olamaz. Yanlış. Ama şu da son dönem çok kötü bir hastaya kemoterapi vermek de hatalı. Neden? Çünkü zaten hastanın çok az bir geleceği kalmış ve iyice vücudu bozuyorsun. O zaman bir şeyi zorlamak da yanlış. Ama burada şu ortaya çıkıyor. Tedavi olurken birkaç doktora danışmak, hastanın genel durumunu değerlendirmek. Yani bir şeye tam bağlı şey olmamak lazım. Körü körüne bağlamamak lazım. Buradaki hata şu. Tabii ki beşer şaşar. Sonuçta doktor da bir insan. Onun da maddi kaygıları var, şunlar bunlar var. O zaman burada neyi gözetmek istemek lazım? Hasta yakınlarında hastanın genel durumunu değerlendirmesi. Bir de bazı hasta yakınları da çok ısrarcı oluyor. İşte mutlaka buna bir şey yapalım. Mesela mutlaka işte o sorun şu. Bir şeyi çok zorlarsan, bir atasözü vardır. Çok zorlarsan her şey kötüye doğru gider. O zaman ne yapmak lazım? Tıbbi modern bilgilerin ışığında sabit kalmak ama üzerine neler koymak lazım? Yardımcı. Mesela bugün ottur, çöptür, yardımcıdır. Hani bu herbal dediğimiz ama güvenilir ellerde. Bugün sen resveratrol dediğin şey, üzüm çekirdeğinde bulunan ya da kuarsetin dediğin şey ömür uzatmak kadar ama hangi dozda, ne kadar? O bilimin ışığında. Yoksa kaynat iç, işte bir ara vardı zakkum kaynattı içti millet öldü hatırlarsan. Ama zakkumun içindeki kemoterapetiktir. Bugün birçok kemoterapetik ilaç kanser ilacı bitki kökenlidir. Ama neyin ışığında? Bilimin ışığında, deneyin ışığında. Bunu unutma. Bilim, deney. Her zaman pozitif bilime saygı duymalıyız. Ama ne yapmalıyız? Kendi kültürel şehrimiz de önemli. Bugün sarı kantaron birçok yaraya iyi gelir. Evet doğru. O zaman kullanılabilir mi? Evet. Ama nasıl? Kontrollü.
Başka? Hacamat. İyi gelir mi? Evet ama kontrollü. Evde yapılan hacamat hepatit C'ye bulaştırır. Çünkü sülük kan emiyor. Tıbbi değil. Onun yanında başka şey mesela. Sülük, hacamat, ondan sonra apiterapi. İşte bu işte arılardan. Yararlıdır evet ama bilim ışığında. O zaman burada ne ortaya çıkıyor? Ev doğumu değil, modern ebe ya da kadın doğumcu doğumlarıdır. Bu geçişi sağlarsak ikisinde çocuk doğuyor. Ama birisini normal bir insan doğurtturuyor, bir sürü komplikasyon. Öbürsünü ise deneyimli. O zaman deneyim her şeyin üstesinden gelir. Kanser yayılmamışsa çıkarıp alıyoruz. Yayılmamışsa yani bu evre 1-2. Yayılmamış. O zaman hiçbir sorun yok. Kalın bağırsak çıkar. Değil mi en basit? Karaciğer kanseri. Çıkar. Mide kanseri çıkar. Bitti. Ama lenf bezlerini atlamışsa evre 3 oluyor. İşimiz zor. O zaman lenf bezlerini çıkarmak zorundayız. Bir de neye eklemek zorundayız? Işın. Çünkü kalan tümörü öldürmek için. Bir de evre 4 tümörler var. Bütün vücuda yayılmış. Yani metastaz. Gerçekten metastazda yapacağımız şey çok az. Çünkü bütün vücuda yayılmış. Onun için evre 4 tümörlerde durum gerçekten çok sıkıntılı. Ama immünoterapi yani bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlar çıktı. İşte bu bunlar immune checkpoint diyorlar. Yani bağışıklığı normalde tümörü tanımıyor ama sen o bağışıklık sistemine tümörü tanıtıyorsun. Bir de yeni kanser aşıları. Yani evre 4 kanserlerin tedavisi gelecekte kemoterapi değil. Tamamen immünoterapi ve akıllı ilaçlar yani antikor bazlı gidip tümörü bulup öldüren ilaçlar olacak. Ama şu anda evre 4 tümörlerde hala ne yazık ki başarımız çok az. Ailende kanser olmasan da kanser olabilirsin. Ama ailende bir mavi gözlü varsa senin de mavi gözlü olma ihtimali ne oluyor? Artıyor değil mi? Bu da böyle. O zaman ailende kanser varsa senin risk grubu oluyorsun. O zaman şöyle diyelim. Herkesin 10 üzerinden 1 kanser riski olsun. Ama senin ailende varsa, örneğin annende meme kanseri varsa ya da teyzende ya da baba tarafında prostat varsa ne oluyor? Senin 10'da 1 riskin 10'da 3 oluyor. Ama zaten bir kere topluma göre riskin ne olmuş? Yükselmiş. Bir de sen kendine dikkat etmezsen o 10'da 3 risk 10'da 5'lere doğru yükselir. Onun için ailende bir sorun varsa, örneğin erken ölüm var, risk grubusun. Kanserler var, risk grubusun. O zaman ne yapmak lazım? Kendine dikkat etmen, günde bir öğün yemen, kilo almaman, egzersiz yapman, fazla tuzlu yememen ve sebze ağırlıklı beslenmen gerekiyor. Yani nasıl? Oytun'un tarzıyla minnoş bir hayat yaşaman gerekiyor. Hayır ben bunu yaşamam, kendi bildiğimi yapan dersen o zaman Pandora'nın kutusunu açarsın ve gül gibi tümörle karşılaşırsın. Yani 100 kişide görülen kanser miktarı artmadı. Bu bir net ama kanserlerin yaşı gençleşti. Eskiden kanserler 60 yaş, 65 yaş üzeri görülürdü. Çünkü kanserin en büyük sebebi DNA hasarı. Ama şimdi mesela pankreas kanserleri 30, rahim ağzı kanserleri 30, mide kanserleri 30 yaşına kadar geriledi. Neden? O zaman ne artmış? Bağırsak ve bağırsak ilişkili kanserler arttı. Çünkü insanların yeme alışkanlığı değişti. İnsanlar hazır gıda tüketiyor, hazır ekmek tüketiyor ve en büyük sıkıntımız da 3 öğün yemek alışkanlığı. Hep yemek üzerine kurulmuş hayatlar. Hep ne var piyasada dikkat ettin mi? Yiyin. Hep yiyin. Daha lezzetlisini yiyin. Ama daha lezzetli ve daha çok yemek risk demek, kanser demek. Onun için gelecekte daha çok pankreas kanseri göreceğiz. Genç yaşta daha çok mide kanseri ve daha çok bağırsak kanseri göreceğiz. Mesela beyin tümörleri de öyle. Beyin tümörleri artma göstermedi ama gençlerde daha fazla görülmeye başladı. Neden diyeceksin? Elektromanyetik alanlar arttı. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bütün kanserlerin miktarı değişmedi. Ama kanser olma yaşı ne oldu? Gence doğru kaydı. Belki de eskiden insanlar 70 yaşında kanser olunca şöyle diyorlar. Zaten yaşlı. Ama genç oldukları için insana dikkatini çekmeye başladı bu. Bu kanser olayı artacak ve genç yaşta kanser ölümleri artacaktır. Şimdi bazı hastalıklar genetik, bazı hastalıklar çevresel, bazı hastalıklar ikisidir. Mesela senin göz rengi. Ne yaparsan yap bu göz rengi değişmez. Sen sıcakta da dursan, soğukta da dursan, başka ülkede gitsen göz rengin sabit. O zaman göz rengi tamamen genetiktir. Boyun genetiktir %80 ama çok basketbol oynarsan bir 5 santim, 10 santim daha uzar. Ama temel olarak ne? Annenin, babanın boyunun yarısı biraz da nedir? Genetik faktörlerdir. Bazı şeyler ise örneğin o depresyon %50 genetik. %50 çevreseldir. Ama bazı insanlar gerçekten beyinlerinde mutlu olma genleri vardır. Mutlu olma genleri onları mutlu ederler. Hayata daha olumlu bakarlar. Çevreleri de iyiyse daha da mutlu olurlar. Ama bazı insanlar depresif mizaçlı doğarlar. Kötümserdir, pesimisttir. Çevre iyi olsa bile onlar o kadar mutlu olamazlar. O zaman şöyle bir şey düşünelim. Sen 10 üzerinden 5 mutlu doğmuşsun genle. Mutlu bir ortamda yaşarsan 5 artı 5 10 olur. Çok mutlu olursun. Ama sen doğuştan 3 mutlulukta doğmuşsun.
Bir de kötü bir ortamda, stresli bir ortamda, kötü bir halde büyürsen mutluluğun 10 üzerinden 1'e düşer. Ve berbat bir hayat yaşarsın. Peki mutlu insanlarla mutlu olmayan insan arasında fark var mıdır? Vardır. Mutlu olmayan insanlar daha yaratıcıdır. Yaratıcılık ekolüne baktığın zaman normal insanlar yaratıcılığı düşük. Mutlaka yaratıcılık, kreatif insanların mutlaka bir mood disorder, yani bir duygu durum bozukluğu olması gerekiyor. İşte bipolar, iki uçlu bozukluk, depresif bozukluk gibi. O zaman depresif genler neden saklanmış dünyada? Neden kaybolup gitmemiş? Normalde depresif insanların ya da depresif hayvanların yok olması lazım doğada. Ama yaratıcı özellikleri olduğu için üremeye ve bir şeyler bulmaya devam etmişler. Yani her zaman depresyon kötü bir şey değil. Depresyon genleri aynı zamanda yaratıcılık genlerini de aynı anda taşımak demektir. Herkes aynı miktarda mutlu olamaz. O zaman bu genetik bir kökeni var mutluluğun. Üzerine de çevre biniyor. Yani 5 artı 5 diyebiliriz buna. Modeli diyebiliriz. Ama şunu unutmayalım. Herkes mutlu mesut olsaydı herkes kelebekler gibi gezinirdi. O zaman kimse bir şey yapmazdı. Kimse mağarada oturup resim çizmezdi. O zaman demek otizm genleri saklanmış. İşte depresyon genleri saklanmış. Neden? Çünkü işe yaramış olduğu için. Yani şöyle oldu değil mi? Eskiden hani sokaktan alma, şimdi tozlu çöplü olsun onu yiyelim. Market gıdası da çok yanlış ama otun çöpün üzerinden toplanmış bir şey de yanlış. Neden? Çünkü mantar enfeksiyonları var. Mesela aflatoksin dışarıda kurtulmuş şeylerde ürüyor, karaciğer kanseri yapıyor. Sütü kaynatmazsan brusella riski var, işte peynir hastalığı ve hayvanlardan geçen hastalıklar, zoonoz riskim var. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? O da yanlış, bu da yanlış ama biz bir hata yaptık. Bizim ya biriz ya sıfırız. Şunu ortasını bulmamız lazım dünya olarak. Dünya bir de endüstrileşti ve her şey paketlendi. O paket bizi mahvetti. Şimdi o yanlış olduğunu görüp ne yapıyoruz? Bu sefer tam geriye döndük. Tekrar doğal hayat, işte sütler, toprak. O da yanlış. Ne yapmak lazım? Tam ortasını. Türkçesi şu. Taze sebze meyve tüketen, sera gıdayı bırakıp sadece mevsiminde domates, mevsiminde çilek yiyen bir hale gelmeliyiz. Ya doğrusu da bu zaten. Çünkü ürün arttırmak için ne yaptık? İlaçlama ve şeyi çok arttırdık. Ne onun adı? Gübrelemeyi. O da insanlara mahvetti. Tıbbın alternatifi olmaz. Tıp tıptır. Alternatif yanlış bir kelimedir. Buna tamamlayıcı, complementary ya da compound medicine demek lazım. Alternatif tıp olmaz. Bir şeyin alternatif olur mu? Olur mu? Alternatif oyutun olur mu? Tamamlayıcı tıba varım. O doğru. O zaman o kelimeyi kaldırıp alternatif olamaz bir şey. Tamamlayıcı tıp. O zaman bugün müzik terapisi tamamlar. Telkin tedaviyi tamamlar. Doğru mu? Senin annenden alacağın telkin depresyon ilacının etkisini arttırır. Güzel bir hayat, iyi uyku tamamlar. Kaplıcaya gitmek tamamlar. O zaman bir sürü etken var değil mi? O zaman bunlara tıbbın tamamlayıcıları diyebiliriz. Ama çok doğrudur. Mesela günde bir defa yemek, 7 saat uyumak, az kalori almak. Bunlar bile insanın sağlıklı kalmasını sağlayan etmenlerdir. Onun için bence insanın bilmesi gereken şey modern tıbba bağlı kalmak sonuna kadar. Ama mutlaka yanına ne koymak lazım? Tamamlayıcı tıbbı koymak lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Bugün Amerika'ya baktığımız zaman en sık 3 ölüm sebebi bir damar sertliği, kalp krizi. 2 kanser, 3 ne? Malpraktislerdir. Malpraktis ne? Malpraktis doktor hatalarıdır. O zaman tıbba da körü körüne bağlı olmamak lazım. Yani her şeyi tıp bilir. Hayır. Bugün tabii ki de tıbbi hatalar çok fazladır. O zaman ne yapmak lazım? Bilinçli olmak, her tedaviyi birkaç doktora, 3 doktora danışmak, kendin de araştırman gerekiyor. Gluten hamurun o yapış yapış olmasını sağlayan şey, yapışkan. Gluten bir protein. İnsanların bir kısmı glutene karşı duyarlılığı var. Gluten yediği zaman besin alerjisi olur, vücudunda kaşıntı başlar, ishal olur. Bu vücut şunu demek, ben glutene karşı hastasım demeye çalışıyor. Bu hafif de olabilir, ağır da olabilir. Ağır olana çölyak deniyor. Onlar ishal, büyüme geriliği ve bağırsaklar berbat haldedir. Onda tamamen kesiliyor. Ama bazı insanlarda hafif gluten alerjisi vardır. Ama şöyle bir şey var. Bir hipotez vardır, hijyen hipotezi. Bir çocuğa hiçbir alerjen vermezsen, çok temiz ortamda büyütürsen, hiç köpekle, kediyle toprakla temasını sağlamazsan, hiç glutenle temasını sağlamazsan 10 yaşına geldiğinde hiçbir antijenle maruz kalmadığı için hep alerji olur. Ama küçükkenden beri toprakla, kediyle, glutenle maruz kalırsa gluten alerjisi olmaz. Onun için gluten alerjisi diye bir şey var ama %1-2'lik çocuğu canını sıkar. Ama diğerlerinde hiç gluten vermezseniz sorun çıkmaz ama glutene devam ederseniz, buna şey deniyor, aşı tedavisi gibi, bir süre sonra gluten alerjisi sona erer. Buna da oral desensitizasyon terapisi deniyor. Ama siz hep keserseniz o alerji, çünkü çocuk en küçük glutende bile hemen döküntü olur. O zaman burada ne anlıyoruz? Gluten alerjisinin üstüne gitmek, glutenle çocuğun bünyesini tanıştırmak ve artan dozlarla doktor kontrolünde gluten alerjisi tedavi edilebilir. Kolajen nedir?
Kolajen senin kemiğindeki, kıkırdağındaki ana yapı taşıdır. Koyunun etini ya da koyunun kemiklerini kaynatırsan, yani kelle paça çorbası yaparsan oradaki proteindir. O protein senin vücuda alınmaz. İnsan şöyle zannediyor. O kolajen benim vücuduma girecek, derim daha gergin olacak. Hayır, kolajen mide ve bağırsakta parçalanır. Yani kolajenin etten bir farkı yoktur. Onun için tamamen bir pazarlama ekolüdür. Maymun çiçeği, pox virüsü yani çiçek hastalığının maymunda görülen halidir. Maymunda olduğu gibi çiçek hastalığı, inek çiçeği ve koyun çiçeği gibi başka çiçekler de var. Bu da onun maymunda görülen halidir. Bir pox virüstür bu. Pox normalde çiçek hastalığı yapar. Aşık veseli köreden virüstür. Ölümcüldür. Onun ama sadece maymun çiçeği maymunlara değil, kemirgenlerde yani sıçanlarda, tarla farelerinde de görülür. Bu geçişler olacak. Pox virüsü çıkacak maymun çiçeği. Arkasından Kırım Kongo alevlenecek. Mesela Irak'ta şu anda Kırım Kongo kanamalı ateşler ön planda. Sonra birden Ebola, Marburg gibi etken, Nipah gibi bir başka bir etken. Yani bu virüslerle geçen bir önümüzde 10 ya da 20 yıl olacak. Ben motivasyon konuşması yapmıyorum. Kendimi anlatıyorum. Ona insanlar motivasyon konuşması zannediyorlar. Orhun Ağbaş Ödemiş işte doğmuş. 78 doğumlu bir çocuk. Babası bankacıdır. Anneanneyle ve dedeyle büyümüş bir hayatı vardır.